Yanılıyorsun Zeliha. Halit'ten başkası olamaz o. Hayır baba. Abimde onca askeri talan edecek güç olabilir mi? Zırvalıyorsun Zeliha. Halit'e sert çıkış yaptım, aklı başına geldi. Yiğitleşti. Keşke senin dediğin gibi olsaydı. Şimdi görürüz. İki öküzün boynuzları arasındaymış dünya. İnanma ol yobazlara, bu softalara. Yetişir. Gözünü aç da ibretle bak önündeki kavgaya. İki öküz arasında ne eşekler tepişir. Aman Allah'ım! Halit bu. Peki öteki kim? Olcayto derler babalık. Tegin'in selamını, esenlik dileklerini getirdim. Der ki Şeyh Malik, benle hoş geçinmek istiyorsa... ...bu çağdan sonra Yamtar'a gönderdiği altınları bana göndersin. Göndermeyeceğim! Varsın başının çaresine baksın! Bir Moğol çobanı beni korkutamaz! Moğol çobanı dediğin o adam... ...herkes bilsin ki bundan böyle bütün acılığı kılıcına tutsak etmeye and içmiş. Benden söylemesi ihtiyar. Hoşça kal. Dur! İznim olmadan bir yere gidemezsin! Yakalayın! Küçük kaleden içeri kimse girmesin. Cavir, gel benimle. Kimsin sen? Abi... Şeytanlar işimize karışmış. Babam buralardan geçmiş olmalı ki bana benzersin. Terbiyesizlik etme yabani. Açın, açın kapıyı! Halit, kapıyı aç! Abi! Öldürme beni! Yalvarırım, öldürme! Sadece seni hayatıma karşılık tutsak alıyorum. Açın kapıyı! Halit, kapıyı aç! Niye üzülüyorsun hatun? Korkma, sana dokunmam. Açın kapıyı! Hiçbir Türk'ün kılıcı kadına kalkmaz. Kardeşini bırakmamı istiyorsan al! Halit! Aç kapıyı! Açın kapıyı! Halit, aç! İyiydim. Sana Tegin'in istediği altınları verirsem... ...bize bir iyilik yapar, oğlumun yerine dövüşür müsün? Her şeyimiz, namusumuz, şerefimiz senin elinde. Abimi gördün, tanıdın. Talmaç Bey'in bahadırlarına karşı dövüşebilir mi hiç? Öldürecekler onu. Ayaklarına kapanıyorum. Yalvarırım, bize yardım et. Gözünde yaş, gönlünde yas olmasın sultanım. Senin için dövüşeceğim.